Merhaba dostlar. Rüyada la ilahe illallah dediğini görmek. La ilahe illallah demek nasıl yorumlanır? Bundan bahsedeceğiz inşallah bu videomuzda. Kişinin rüyasında la ilahe illallah dediğini görmesi veya kelimeyi tevhiddir bu la ilahe illallah. Devamı da var Muhammedur Resulullah. Tamamını veya yarısını yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah kısmını ya da sadece la ilahe illallah demeyi Veyahut eşhedü en la ilahe illallah demeyi. Bunların hepsi tabirleri aynıdır. Kaynaklar der ki bu rüya kişinin imanının kuvvetli olduğunu gösterir. Kişinin bunu böyle her zaman tekrarlamasını ve imanının tazelemesi gerektiğini, ibadete devam etmesi gerektiğini ve ibadeti olan insanlarla, ibadete düşkün insanlarla diyeyim, bir araya gelmesi gerektiğini ifade eder. Rüyada kelime-i şehadet getirmek veyahut la ilahe illallah demek aynı zamanda maddi manevi rızka, berekete, hayra yorulur. Rüyada kelime-i tevhid çektiğini gören kimse için Tabirciler, rüya alimleri derler ki tüm kötülüklerden kurtulacağı, sıkıntılarını atıp böyle rahata kavuşacağı şeklinde bu rüyayı yorumlarlar. Aynı zamanda böyle mesela borcu falan olan bir kimse ise bu rüya sahibi borçtan, dertten de kurtulur şeklinde bu rüyayı yorumlamaktalar. Rüyada la ilahe illallah demenin yorumu, ağır bir yükten kurtulmak, refaha kavuşmak şeklinde de yapılır. Rüya sahibinin Allah katında makbul bir kişi olduğu ve kendini inancına adadığı yorumu yapılır. Bu rüyayı herkes göremez. Bu rüya çok hayırlı, çok güzel bir rüyadır. Gören kişi için Allah mübarek etsin denilir. Rüyada kardeşler tehlil deriz buna la ilahe illallah kelimesine tehlil getirdiğini görmek Allah ve din aşkı ondan sonra manevi duyguların yoğunluğu gücü iman sahibi olmaya filan böyle delalet eden çok güzel bir rüyadır. Kişi rüyasında la ilahe illallah La ilahe illallah böyle zikrettiğini görürse eline tesbih almış. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Böyle tesbih çektiğini filan mesela görmesi hiçbir belaya bulaşmayacağı anlamına gelmektedir. Rüyayı gören kişinin kurtuluşa ermesi anlamına gelir. Ve kişinin niyet ettiği ne varsa inşallah kabul olacağı anlamına gelmektedir. Yine eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh demek kardeşler bu da hayırlı rüyalardandır. Başarı, huzur, zafer anlamına gelir. Rüya sahibinin dualarının, tevbelerinin kabul olacağına, ondan sonra ibadette yokluğa düşmeyeceğine işaret eder. Tehlil demek ne demek? La ilahe illallah. Mesela tahmid elhamdülillah demektir. Tekbir Allahu Ekber demektir. Tesbih Subhanallah demektir. Ve bunların hepsini de topyekün rüyada görmek de kardeşlerim hayırlı, güzel, mübarek rüyalardandır. Bir kimsenin rüyasında la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demesi imanının kuvvetiyle ifade edilir. Sıkıntılı halin bitmesiyle ifade edilir. Maddi ve manevi rızıkla ifade edilir. Rüyada la ilahe illallah söylediğini gören kimse borcu varsa borcunu öder, sıkıntılı bir durumu varsa bu meşakkatli durumdan <laughs> kurtuluş anlamına gelir bu rüya. Açıkça la ilahe illallah demek büyük hayır demektir. Rüyada kelimeyi tevhid getirmek, rüyayı gören kişinin kurtuluşa ermesi anlamına gelir. Rüya sahibinin arzu ettiği ne varsa kabul olacağı anlamına gelmektedir. Mesela birisi şey demiş. Hocam ben rüyamda la ilahe illallah yazdığımı görüyorum. Bu rüya da kardeşlerim çok güzel böyle hayırlı rüyalardan bir tanesidir. Yani bu rüya ile alakalı diyebilirim ki rüya sahibi şayet borçlu bir kimse ise borcundan kurtulur meşakkatli sıkıntılı bir hali varsa sıkıntısından kurtulur. Geçim sıkıntısı yaşıyorsa o geçim sıkıntısının biteceği anlamına gelir kardeşlerim. Rüyada bir kağıt üzerine açıkça La ilahe illallah yazdığını gören kimse dinde salah üzeredir. Peki bu La ilahe illallah rüyasıyla alakalı. Biraz bu rüyayı detaylandırdığımızda karşımıza çıkan yorumlar ne şekildedir? Gelin biraz da buna bakalım isterseniz. Mesela birisi bununla alakalı bir soru sormuş. Diyor ki hocam rüyamda deprem oluyor. Ben de deprem esnasında la ilahe illallah dediğimi görüyorum diyor. Şimdi la ilahe illallah demek düşmanı yenmek manası depremden, doğal afetlerden ve insanların şerrinden kurtulacağınızı, belalardan, musibetlerden inşallah muhafaza edileceğinizi ifade eder buraya. rüya. Rüya tabiricileri bu rüya için daima hayırlı rüyadır diye tabir yapmışlardır. Düşmanın, zalimin şerrinden uzak olmak anlamına gelir. Ayrıca sevgili kardeşlerim mesela La İlahe illallah'ın yazısı o da dinde imanda kuvvet anlamına gelir. Takva bir de vera olarak tabir edilir sevgili kardeşlerim. Maddi manevi rızıktır, berekete ve hayra işarettir diyebiliriz. Mesela rüyada gökyüzünde bulutlarla la ilahe illallah yazdığını görüyorum. Arapça veya Türkçe fark etmez. La ilahe illallah yazısını böyle semada bulutlarda filan görmek rakipleri ve düşmanları üzerine galip gelmek şeklinde yorumlanmaktadır değerli kardeşlerim. Rüyamda korkup korkudan la ilahe illallah dediğimi görüyorum diyor. Bu rüya sahibinin gerçek hayatta da eğer bir takım korkuları varsa bu korkulardan kurtulacağı anlamına gelir bu rüya. Ondan sonra dünyada da halk arasında muteber olur, mevki ve itibar kazanır, güzel bir isim yapar şeklinde bu rüyayı kardeşlerim yorumlayabiliriz. Allah Teala hayra çıkarsın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun. Can kardeşlerim.